Kadınlar barış mücadelesinin de çözüm mücadelesinin de en ön saflarında olduk. Bundan sonra da en ön saflarında olmaya devam edeceğiz. Biz kadınlar çözüm için diyalog ve müzakere yöntemini bir kez daha öneriyoruz. Dünyada denenmiş ve başarıyla sonuçlanmış tek yöntem budur. Bunun dışındaki yöntemler yenme yenilme ilişkisine dayanır ki bu da savaşın devam etmesi, acıların, can kayıplarının devam etmesi demektir. Biz bu nedenle öl öldür politikasına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Yenme yenilme ilişkisine dayanan politikalara sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Teslim alma, bitirme, kökünü kazıma politikalarına sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Biz kadınlar diyalog ve müzakere yoluyla bu sorunun konuşularak çözülmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bunu kendi mücadelemiz olarak görüyoruz. Bunun mücadelesini en güçlü şekilde vereceğiz. Ve 8 Mart mitinglerinde kadın özgürlük mücadelesini yükselttiğimiz bu günde de en yüksek sesle dile getireceğiz. Bunu toplumsal bir mücadelenin toplumsal dinamikleriyle buluşturmak için bunu en güçlü şekilde ifade edeceğiz. Ve ben bu vesileyle 8 Mart mitinglerine katılan, emek veren, coşkusunu, moralini, enerjisini kadınlarla buluşturan tüm kadınlara teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde yapılacak olan 8 Mart mitinglerine ve eylemlere de tüm kadınları davet ediyorum. Tüm kadınlar sözlerini, zılgıtlarını, sloganlarını, mor eşarplarını alarak alanlara koşmalı. Kadın dayanışmasının, kadının örgütlü mücadelesinin, kadının iradesinin en güçlü şekilde alanlara yansıması için hep beraber çok güçlü bir şekilde çalışmalıyız.